Merhabalar arkadaşlar. Önce ben kendimi tanıtayım. Benim ismim Osman Menteş, devlet sanatçısıyım. Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesinin Kınık köyünde ikametgah ediyorum. Bu işi 50 yıldır yapıyorum. Şimdi umarım hem eğlenirsiniz hem güzel bir vakit geçirirsiniz. Çömlekçiliğin nasıl olduğunu Tornay'a gelmeden önce başlangıcını bir göstereyim. Daha sonra Tornay'da çekimini görmüş olduğunuz gibi şimdi önceden çamurlarımız kendimiz yapıyorduk ama şimdi hazır alıyoruz torbalar halinde. Kesmem gerekiyor. Çamur süzme filter preste hazırlanmış. Torbalar halinde. Bize sadece sıkıştırmak için vakumlu çamurun özleşmesini gerektiren şeklini hazırlıyoruz. Çamurun içerisinde hiç sertlik veya hani yumuşak oluşmaması gerekiyor. Çamur tam sakız kıvamında hazırlanması gerekiyor. İlk önce çamurun hazırlanması çok önemli. Çamuru hazırladığımız zaman tornada yapımda sıkıntı çekmeyiz hiç. Çamuru gerekirse 2-3 sefer buradan presten şeyden geçirebiliriz makineden. Hocam şeyi sormuşlar. Çamurun hazırlanışı nasıl bir aşamadan geçer? Çamurun hazırlanışı daha önceleri her atölye çamuru kendisi yapıyordu. Fakat şimdi hazır süzülmüş, torbalanmış bir şekilde bize hazır geliyor. Az önce açtığınız gibi değil mi hocam? Evet. Şu şekilde. Hocam şey diye sormuşlar. Çamur hazırlandıktan sonra bekletme süresi var mı? Yani hazırlandı direkt işlenebilir mi? Direkt işlenebilir. Şimdi hazırladıktan sonra direkt işlemeye geçeceğiz zaten. Göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi çamurumuzu hazırladık. Yine çamurumuzu elden geçirmemiz gerekiyor. İçerisinde yumuşak, sert çamur var mı yok mu? Varsa zaten elimize direktman geçer. Yani bu bir tereyağı kıvamında, içerisinde ufak bir sertlik de olsa hemen elinize geçer. Şimdi hazırlamış olduğumuz çamurdan bir tane bardak yapacağız. Hocam şey diye sormuşlar, çömlek yaparken ilk oturulacak tezgah çark mıdır? Evet, ilk oturulacak çarktır. Çömlek yaparken bu çömlekçi çargı. Çömlekçi çargına çamurumuzu vurduk.
bir tane ayran bardağı yapacağız. Elimdeki alet, biz uçula deriz. Bazı yerlerde sistire derler. Bilhassa genelde okullarda sistire olarak geçer. Ellerimizi ıslattık. Torna belirli bir hızda dönmekte. Çamuru ilk önce merkeze getirmek çok önemlidir. Merkeze getirmediğiniz sürece hiçbir zaman yapmış olduğunuz işi yapamazsınız zaten de. Yalpalar. Normal bir şekilde ellerimiz kaygan, balçıklı, ıslak. Merkeze getirdikten sonra deliyoruz. Delme işleminden sonra tekrar çamurumuzu sıkıştırarak yukarıya doğru çıkıyoruz.